dostum, sanırım çoktan sabah olmuş bile. Bugün hayatımda yeni bir sayfa açıyorum. Beni önemsemeyen herkesi hayatımdan çıkarıyorum. Ve sanırım geriye sadece sen kalıyorsun benim canım arkadaşım. Ama olsun, biz bize yeteriz değil mi? Zaten ikimiz çok eğleniyoruz. Başkasına ihtiyacımız yok. Sen de aynen benim düşündüğüm gibi düşündüğünü söyle bana hadi. Tamam, madem susuyorsun bu da benimle aynı fikirde olduğunu doğruluyor değil mi? Ha, bu arada hayatımda yeni bir sayfa açıyorum derken sadece beni önemsemeyen insanları hayatımdan çıkarmadım. Artık okula da geç kalmayacağım. Ha, bir dakika, şişemi unutuyordum az kalsın. Gel bakalım buraya, seni almadan bir yere gider miyim şapşik seni. İşte gel bakalım, tuttum seni. Artık gitmeye hazırım. Bundan sonra ne yaparsam kendim için yapacağım. Ama bir dakika. Sanırım güne başlamadan önce senden bir yudum alabilirim kanka. Evet, bu kesinlikle iyi bir fikir. Zaten tadın da bayağı güzeldi. Amma da güzel kokuyorsun. Okula gitmeden bir yudum alabilirim senden. Oh be, dünya varmış, kendime geldim. Hadi şimdi doğruca okula. O eski neşeli mavi yok artık karşınızda, ayağınızı denk alın. Değil mi kanka, haksız mıyım? Ah, birileri lütfen ona artık gerçeği söyleyebilir mi? Görünüşe göre bayağı bir erken gelmişim. Olsun, bundan sonra böyle. Şöyle geçeyim de en öne oturayım. Söylediğim gibi artık eski mavi yok. Okula geç kalmayacağım. Beni önemsemeyen insanları hayatımdan çıkaracağım. Varım mı yoğumu kariyerim için kullanacağım. Ve kankam için. Sanırım yine hiç kimse gelmemiş. İlk ben gelmişim. Hep de ben geliyorum zaten. Şuna bak, hala beni görmezden geliyor. Neyse, konuşmayacağım hiç kimseyle. Sadece kendi içimden düşüneceğim. Konuştuğum zaman diyorlar ki sonra, aa mavi buralarda bir yerde gibi sanki ama o yok. Sesi geliyor. Çok komik. Görürsünüz siz. Diğerleri de bir yerden geliyor zaten. Günaydın Melis, ben geldim. Günaydın Kenan, hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Dünkü olay çok garipti gerçekten değil mi? Evet ya, gerçekten anlamadım. Neyse ki eve gidince devam etmedi. Mavi'nin sesini duymaya başlamadım evde. İkimiz de aynı anda aynı şeyi nasıl yaşadıysak gerçekten çok ilginç. Evet evet, hiç sorma, gerçekten öyle. Geçeyim ben de oturayım, öğretmen gelir birazdan. Ön tarafa mı otursam ki ya? Ya da neyse, Türkçe dersi en önde hiç çekilmez, arkaya geçeyim. Burada olduğumu görmüyor sanki. Bir de buraya mı otursam diye soruyor, şuna bak. Tamam Mavi, sakin ol sakin ol, onlarla sakın konuşma. Of ya of, okula gelmeyi hiç istemiyorum. Annem zorla gönderiyor. Senef'in zorbası da geldi. Mavi yine geç kalacak galiba her zamanki gibi değil mi? Kesinlikle geç kalacak, o zaten hep geç geliyor ki. Herkes bunun farkında. Hala ben yokmuşum gibi davranıyorlar. Kendi aralarında toplanıp bana şaka yapmaya mı çalıştılar? Sabrımı mı sınıyorlar benim? Tamam, sakinim sakinim. Günaydın arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz öğretmenim, teşekkürler, siz nasılsınız? İyiyim ben de canım, sağ ol, çok teşekkür ederim. Şimdi yoklamayı alacağım, ardından hızlı bir şekilde derse başlayacağız, tamam mı? Çıt çıkarmayın. Melis, Uyda, Kenan. Buradayım öğretmenim. Haydar. Burada. Mavi. Buradayım. Mavi yine geç kalacak herhalde, baksanıza henüz gelmemiş. Hey öğretmenim, buradayım dedim ya. Haydar, sen mi konuşuyorsun? Mavi burada yok, arkadaşın yerine buradayım deme. Mavi'nin burada olmadığını görebiliyorum, disipline gönderirim seni. Hayır hocam ya, ne alaka, ben Mavi ile arkadaş bile değilim ki. Niye onun için riske gireyim? Yok işte, yok yazın gitsin. Evet, Mavi artık yok yazıyorum. Bu çocuk akıllanacak gibi değil, her gün geç kalıyor buraya kadar. Öğretmenimin beni sevdiğini sanıyordum. O bile artık beni görmezden geliyor. Ama öğretmenim, ben size ne yaptım ki? Tüm bu olanlar geç kaldığım için mi? Hadi ama. Evet arkadaşlar, yoklama bitmiştir. Şimdi herkes tahtaya baksın. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz virgüller. Ve tahtadaki örnek üzerinde sizden virgülü uygun yere koymanızı isteyeceğim. Öncelikle tahtayı okuyalım. Ne yazıyormuş? Çalış baban gibi eşek olma. Haydar, sence bu cümlede virgülü nereye koymalıyız? Bir bakayım ne yazıyormuş? Çalış baban gibi eşek olma. Virgül 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 virgül. Çalış virgül baban gibi eşek olma. Doğru mu öğretmenim? Yani bilemeyeceğim, orası sana kalmış. Virgülü istediğin yere koyabilirsin. Ama virgülü oraya koyarsan babana eşek yaparsın. Peki ya sen Melis? Sen olsan bu cümlede virgülü nereye koyardın? Ben olsaydım öğretmenim, çalış baban gibi virgül eşek olma, böyle kullanırdım. Melis, aferin sana kızım. Virgülü uygun yerde kullanarak babana eşek olmaktan kurtardın. Hadi hadi hocam, beni de kaldırın, ben de fikrimi söylemek istiyorum. Evet, herkes cevaplarını söylediğine göre dersimize devam edebiliriz. Şu anda ponçik kalbim gerçekten çok kırıldı. Kendimi çok kötü hissediyorum. Adeta istenmeyen bir çöp gibiyim burada. Teneffüse çıkabilirsiniz arkadaşlar, dersimiz bitmiştir. Sanırım tuvalete gitsem iyi olacak. Bana böyle davranmalarından gerçekten çok sıkıldım artık. Hey sen, umarım videolarımı izlerken eğleniyorsundur. Çünkü sizler için elinden gelenin en iyisini yapıyorum. Ve bu videolara gerçekten çok fazla zaman harcıyorum. Sizler de bu emeğime karşılık videolarıma like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açarak tamamen ücretsiz bir şekilde bana çok büyük bir destekte bulunabilirsiniz. Haydi şimdi videoya devam edelim.
Elimi yüzümü yıkamak bana iyi gelecektir. Artık o eski hareketli enerjik mavi değilim. Çevremdeki bütün insanlar bir anda üstüme gelmeye başladı. Amaçlarını anlamış değilim. Amma da tuvaletim geldi, altımı yapacağım. Aa, mavi sen okula gelmiş miydin? Dostum lütfen benimle uğraşma, tamam mı? Moralimi yeterince bozdunuz zaten. Nasıl ya, niye ki, ne yaptık biz sana? Ne yaptığınızı gayet iyi biliyorsunuz. Ve hala benimle dalga geçmeye devam ediyorsun. Sanki beni bugün hiç görmemiş gibi. İyi de ben bugün seni ilk defa görüyorum, o yüzden şaşırdım. Madem buradaydın derse niye gelmedin, yok yazıldın. Kenan tamam, lütfen rahat bırak beni. İyi peki, sen bilirsin. Niye böyle yapıyor ki şimdi bu çocuk? Anlamadım. Benim halimden anlayan bir sen varsın canım meyve suyum. Tek kankam benim. Ne diyor ya bu mavi, kimle konuşuyor? Tamam, meyve suyumdan bir yudum almak bana iyi gelebilir. Hadi içeyim şundan. Bu gerçekten iyi geldi. Bana kendimi iyi hissettiriyorsun canım meyve suyum benim. Allah Allah ya, kafayı mı yedi bu çocuk? Sabahtan beri meyve suyuyla konuşuyor. Neyse ben işime bakayım, ellerimi kilip derse gideceğim. Bir şey fark ettim. Kenan aynada gözükürken ben niye gözükmüyorum? Allah Allah. Bak ya, yine mavinin saçmalıkları kafamda dolaşmaya başladı. Az önce ne saçmaladıysa beynimin içine girmiş. Yok meyve suyuymuş, yok kankasıymış. En iyisi gideyim buradan. Psikolojimi alt üst etti bu çocuk ya. He, bir dakika, bu da ne böyle? Ben aynada gözükmüyorum. Ama bu nasıl olabilir? Acaba ayna mı bozuldu? Ama ayna bozulsaydı Kenan'ı da göstermezdi. Üstelik sanki ben yokmuşum gibi gösteriyor. Ayna bile beni adam yerine koymuyor mu yoksa? Yoksa ben gerçekten görülmez miyim? Ha dostum. Belki de gerçekten arkadaşlarım beni görmüyordu. O yüzden ben yokmuşum gibi davranıyorlardı. Senlerin bunu anlamanın bir yolunu biliyorum. Dur bir bakalım. Bak ya, yine abuk tubuk sesler duymaya başladım. Ne oluyor bana son zamanlarda ya, kafayı yiyeceğim. Beni gerçekten görmüyor. Başımda bir ton dert var zaten. Bir de uğraştığım şeye bak, psikolojim bozuldu galiba. Dostum gerçekten görülmezim ben. İnsanların beni görmezden geldiği falan yok. Ama bu nasıl mümkün olabilir ki? Nasıl görülmez olabildim ben? Dur bir dakika. Yoksa bunların hepsini sen mi yapıyorsun ufaklık? Ne oluyorsa seni içtikten sonra oluyor. Bu özel bir iksir olmalı, meyve suyu falan değil bu. İşte her şeyi çözdüm. Bu gizemli bir iksir, görülmezlik iksiri bu. Bir ton işim var zaten, eve gitsem iyi olacak. Dur bakalım koca olan, ben de geliyorum. Gidip anneme yardımcı olmam gerekiyor. Hadi ama bu çocuk neyden bahsediyor? Son zamanlarda hastalığı çok ilerledi. İşte mükemmel evime geldim. Aman ne ev ama, ev demeye bin şahit ister. Haydar burada mı yaşıyormuş? Dostum ben ne diyeceğimi bilemedim. Ben hiç böyle bir şeyle karşılaşmayı beklemiyordum gerçekten. Ben de içeri girsem iyi olacak. Anne ben geldim. Haydar geldin mi oğlum? Geldim anne, geldim. Nasılsın, iyi misin? Ben yokken bir şey oldu mu? Ne olsun işte evladım, her zamanki gibi. Birazcık öksürük bastırdı. Yemek hazırlayacaktım ben de ama dolapta hiçbir şey kalmamış. Bayat ekmekler var, onları yer misin? Tamam anne, sen geç otur dinlen. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Çocuğumun karnını bugün de aç bıraktım. Ne biçim anneyim ben? Keşke birazcık param olsaydı da ona güzel yemekler yapabilseydim. Keşke. Mutfak da bomboş gözüküyor. Dolapta bir şey bulacağım da yok. Kadın üzülmesin diye öyle söyledim. Anneme hiçbir şey belli etmemeliyim. Zaten sıkıntılı günler geçiriyor. Hastalığı epey bir ilerledi. Benim yüzümden üzülmesine izin veremem. Haydar, senin hayatını hiç böyle düşünmemiştim. O gün sahilde sıkıntılarım var deyince ufak tefek şeyler sanmıştım. Neler yaşıyormuşsun sen? Tamam anne, atıştırdım ben bir şeyler. Karnım doydu. Tamam o zaman anneciğim, ben yukarıda birazcık dinleneceğim. Tüm gün ayaktaydım, yoruldum. Ay, ay belim. Bizi bu hayattan kurtaracağım. Söz veriyorum anne. Dayan, az kaldı. Şu an bu yaptığım hareket ne kadar doğru hiç bilmiyorum. Çıkıp gitsem mi acaba? Bir de bana diyorlar ki ne derdim var. Gelip şu halimi görseler anlayacaklar ne derdim olduğunu. Tek dileğim annemin sağlığına kavuşması. Ve bu pislik yuvasından kurtulmak. Bir de tavsiye verirler bana. Birazcık gül, mutlu ol. Nasıl mutlu olayım? Nasıl mutlu olayım? Artık insanlara iyiyim demekten sıkıldım. Kötüyüm, parçalanıyorum. Her geçen gün daha çok bitiyorum. Yaşamamın tek sebebi annem. Ama söz veriyorum, bizi bu hayattan kurtaracağım anne. Şimdi hava kararmadan çöp toplamaya gitmeliyim. Eve birazcık yemek alırım o parayla. Çöp toplamak mı dedin? Çok tembelsin Haydar. Birazcık gül Haydar. Hep somurtuyorsun Haydar. Sen çok kötü birisin Haydar. Duyduğum şeyler sadece bunlar. İksirin etkisi geçmeden buradan çıksam iyi olacak. Bende derdim var sanıyorum. Ah be Haydar, ah be, çok üzdün beni. Buraya hiç gelmese miydim daha mı iyi olurdu? Tüm bunları gördükten sonra ne yapabilirim ki? Bir şeyler yapmam lazım. Arkadaşıma yardımcı olmalıyım. Ama Haydar kimseye hayatından bahsetmiyor ki. Eminim kimse onun burada yaşadığını bile bilmiyordur. Ama bir şekilde ona yardımcı olmam lazım. Onu böyle yalnız bırakamam. Yardıma ihtiyacı var. Tüm bunları yaparken ama ona hiçbir şey belli etmemem lazım. Burada olduğumu öğrenirse var ya mahveder beni. Acaba ona biriktirdiğim harçlığımı versem kabul eder mi? Hayır. Haydar asla böyle bir hareket yapmaz.
Ama ona nasıl yardım edebilirim ki? Haydar gerçekten hiçbir yardım kabul etmeyecek bir çocuk. Dur bir dakika ya, işte buldum. Haydar'a hiçbir şey belli etmeden nasıl yardım edebileceğimi buldum. Ve tüm bu işleri yaparken sen bana çok yardımcı olacaksın gizemli dostum. O zaman şimdi derin bir uyku çekeyim. Yarın büyük gün.